Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde switch yani anahtar kavramından bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde router kavramından bahsetmiştik, router kavramından. Şimdi router neydi? Bizi yönlendiriyordu arkadaşlar. Örneğin kendi network'ümüz var, ev network'ümüz. İçinde tablet var, akıllı telefon var, laptop var. Bunlar birbirleriyle haberleşebiliyorlardı. Fakat uzaktaki bir network'te, yani mesela örneğin Amerika'daki bir ağla haberleşemiyorduk. Onun için de yönlendiriciye ihtiyaç duyuyorduk arkadaşlar. Yani router'a ihtiyaç duyuyorduk. Tabii biz evimizde router kullanmıyoruz ya da switch kullanmıyoruz. Bunun sebebi de evimizdeki modemin bunları zaten kendisi içerisinde barındırıyor olması. Yani zaten modemimiz bunları içerisinde barındırıyor. Kendisi de yapabiliyor arkadaşlar. Modemimizin içinde bulunan özellikler bizim evimizdeki network'te router, access point, switch gibi özellikleri barındırıyor. Fakat daha büyük network'ler için yani daha büyük ağ altyapıları için biz bu cihazları kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte switch kavramından bahsedelim. Switch bağlı olduğu bilgisayarlar arasında haberleşmeyi sağlayan unsurlardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir video var. Bu switch arkadaşlar arkasında kablolar bağlanıyor. Bu kablolar her biri bilgisayarların, televizyonların ya da diğer cihazların kabloları. Bu kablolar sayesinde bu cihazlar birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Tabi bu haberleşmeyi su kanallarına benzetebiliriz arkadaşlar. Su kanalları ne yapar? Sadece belli yerlere gider, değil mi? Mesela 10 tane yer varsa onun da birbirine bağlamanız gerekmiyor. Sadece belli yerleri birbirine bağlayıp onların sudan faydalanmasını isteyebilirsiniz. Switch de aynı bu şekilde tüm network'teki cihazlar birbirleriyle haberleşmesini istiyorsanız yani belli bir grup birbiriyle haberleşsin, diğer grup birbirleriyle haberleşmesini istiyorsanız yani bu şekilde alt ağlara bölmek istiyorsanız Switch'i kullanabilirsiniz. Bu şekilde ne olmuş olacak? Alt ağlara böldüğümüzde trafiğimiz daha hızlı olacak. Gereksiz paketler network'ümüzden kalkacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi Switch bizlerin daha hızlı bir ağ oluşturmasına olanak tanıyor. Şöyle bir cihaz arkadaşlar Switch. Arkasında girişler var. Buraya cihazlarımızı bağlıyoruz. Buradan da interneti veriyoruz. Sonra o cihazlar interneti buradan kullanabiliyorlar. Eğer ki birbirleriyle haberleşmesini istiyorsak burada ayarlar yapıyoruz. İçinde bazı konfigürasyonlar yapıyoruz. Belli cihazlar birbirleriyle haberleşiyor. Bellileri ise haberleşemiyor birbirleriyle. Bu şekilde ne oluyor? Network'ümüzü daha küçük parçalara ayırmış oluyoruz. Büyük network'ler için kullanılan bir cihaz arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandıralım. Umarım switch kavramını anlamışsınızdır. Router kavramını da umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki derste access point kavramını inceleyeceğiz. Sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.